Akademi Kafe Dengi'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben YouTuber, matematik, geometri öğretmeni Cihan Irmak Bacacı. Bugünkü dersimizde de dar açıların trigonometrik oranlarını işleyeceğiz. Bundan sonraki dersimizde tek alanda, üçgende alan konusunu işleyip üçgen ünitemizi bitirmiş olacağız arkadaşlar. Bu ünitemiz aslında bundan önceki özel üçgenler 1 ve özel üçgenler 2'yi ilgilendiren bir ünite. Orada hatırlarsanız özel kenarlı dik üçgenler, özel açılı dik üçgenler görmüştük. Onların bir uygulaması olarak da keza dikkate alınabilir bu konu. Burada sadece adından da anlaşılacağı gibi dar açılara bakacağız. Geniş açılar yani 90 dereceden büyük, 180 dereceden küçük açılar veya 360'a kadar giden ki açılar bu dersin konusu olmayacak. Basit bir anlatımla ilk önce ilk slaytımızda birim çemberle başlıyoruz. Birim çember yarıçapı bir birim olan orijin merkezi çemberdir diye bir tanım yapmışız. Evet, farkındaysanız artık bizim dik koordinat sistemimiz var. Basit bir şekilde kullanacağız onu. X ekseni ve Y ekseni orijin noktamızda, başlangıç noktamızda kesiliyor. Bu çemberimizin yarıçapı bir birim. Buna bazı yerlerde birim çember, bazı yerlerde trigonometrik çember de denir. Bu çemberin üzerindeki her bir noktanın merkeze olan uzaklığı yani orijin olan uzaklığı bir birim olmak zorunda. Keza burada da örnek olarak bir P noktasını almışız. X virgül Y koordinatlı. Buradan X eksene bir dikme indirdiğimiz zaman şurada ayırdığı parça P noktamızın apsisi kadar. Bu dikmenin tamamı da P noktamızın ordinatı kadar olacak ve burada bir dik üçgen elde edeceğiz. Bu mavi dik üçgende yani P, O, H dik üçgeninde dik kenarlar X ve Y, hipotenüsümüz de 1 santim bir birim uzunluğunda. Dolayısıyla Pisagor yaptığımız zaman x kare artı y kare eşittir 1 bulunacak arkadaşlar. Buradan da anlaşılacak şey şu arkadaşlar. Bir nokta birim çemberin üzerinde ise onun koordinatları toplamı 1 değildir. Koordinatlarının yani bileşenlerinin karelerinin toplamı 1 olmak zorunda arkadaşlar. Örneğin bir örnek vereyim hemen. Bir tane nokta aldığımızı düşünelim. K gibi bir nokta olsun. Ve bu K noktasının koordinatlarının apsisi diyelim ki 1 bölü 3 virgül m olsun. Bu nokta birim çember üzerinde ise biz şunu asla yazmayacağız. 1 bölü 3 artı m eşittir 1 değil. 1 bölü 3'ün karesi parantez karesi artı m kare eşittir 1 olmalı. Buradan da işlemi devam ettirirsem m kare eşittir 8 bölü 9 olacaktır ki buradan da m eşittir 2 kök 2 bölü 3. Ancak burada da dikkat etmemiz gereken şey m kare 8 bölü 9. Onun kare kökünü alırsak artı eksi 2 kök 2 bölü 3 bulunacaktır. Dolayısıyla 1 bölü 3 virgül 2 kök 2 bölü 3 ve 1 bölü 3 virgül eksi 2 kök 2 bölü 3 aynı zamanda bizim birim çemberimiz üzerinde olan iki tane nokta olmuş olacak. Bir sonraki anlatımımıza da geçelim. Şimdi burası trigonometrik oranların kalbi arkadaşlar. En önemli kısım bu sayfa. Şimdi trigonometrik oranlar aslında yaptığımız şey dik üçgendeki herhangi bir açının kenar uzunluklarının oranlanması. Bunlara isim vermişiz. Şimdi tek tek ele alırsak ABC bir dik üçgen. Hipotenüsümüz A uzunluğunda, dik kenarlarımız B ve C uzunluğunda. B açımız da alfa ölçüsü verilmiş. Şimdi deniyor ki ABC dik üçgeninde örneğin sinüs alfa şöyle tanımlamışız. Açının karşı dik kenarı bölü hipotenüsü ki burada da karşı dik kenar B, hipotenüsümüz A olduğu için B bölü A. Kosinüs diye bir fonksiyon tanımlamışız. Bu da açının komşu dik kenarı bölü hipotenüs. Keza yine buradaki dik üçgenimizde açının komşu kenarı C bölü A. Sonra tanjant fonksiyonu tanımlamışız. Bu da açının karşı dik kenarı bölü komşu dik kenarı bu sefer. Zaten bu dördü de birbirinden farklı olacak. Bu da yine dik üçgenimizde B bölü C. Ve son olarak kotanjant alfa. Bu da tanjant alfanın tam tersi dikkat ederseniz. Komşu dik kenar uzunluğunu karşı dik kenar uzunluğuna bölüyoruz ki burada da C bölü B oranımız bulunuyor. Şimdi buna şöyle bir örnek verelim. Hemen bir dik üçgen oluşturduğumuzu varsayalım. Her dik üçgende bu oranları bulabiliriz. Bu açıya da x diyelim. Kenar uzunluğu olarak da arkadaşlar örneğin burası
5 kök 2 santim olsun. 5 kök 2'yi verdik diyelim ki. Tamamen burası da arkadaşlar diyelim ki 5 kök 3 olsun. Şimdi öncelikle bizden ABC dik üçgeni diyelim burada. Hipotenüsümüz verilmiş ve dikenimiz 5 kök 2 verilmiş. Biz ne isteyelim? Aşağıda gösterdiğimiz bütün oranların, bütün trigonometrik fonksiyonların değerlerini tek tek bulduğumuzu varsayalım. Kosinüs x olsun, sonra tanjant x ve sonrasında da kotanjant x. Şimdi burada ABC dik üçgeninde öncelikle AB kenarını bulmamız gerekiyor. Bu mesafeye k diyelim dik kenarımıza. Hipotenüsümüz 5 kök 3. Pisagor teoremi yaptığımız zaman onun karesi 75 eşittir. Dik kenarlarımızın kareleri toplam 5 kök 2'nin karesi de 50 biliyoruz. Attığımız zaman k kare buradan 25'ten k eşittir. Uzunluk olarak 5 santim bulacaktır. Şimdi bu bilgi elimizde, artık dik üçgenimizin tüm kenarlarını biliyoruz. Sinüs x neydi arkadaşlar? Biraz önce tanımladığımız gibi açımızın karşı kenarı ki burada 5 santim bölü hipotenüsümüz 5 kök 3. Sadeleştirirsek farkındaysanız sinüsümüz 1 bölü kök 3 bulundu. Kosinüsümüze gelince onu nasıl tanımlamıştık? Açımızın komşu dik kenarı ki burada 5 kök 2 bölü hipotenüsümüz 5 kök 3. Yine 5'leri sadeleştirdiğimiz zaman farkındaysanız kök 2 bölü kök 3 olacak. Bunun paydasını kök 3'ten kurtarabiliriz. Kök 3'ün eşleniği tekrar kök 3'e çarptığımız zaman örneğin şıklarda siz kök 6 bölü 3 de görebilirsiniz. Devam edelim. Tanjant x yine tanımlamıştık. Açımızın karşı kenarı 5 bölü komşu kenarı 5 kök 2. Sadeleştirirsek burada da arkadaşlar 1 bölü kök 2 buluruz. Ve son olarak kotanjant x'imiz, bu da aslında tanjantın tam tersi, yani çarpma işlemine tersi olduğu için komşu bölü karşı olacak. Yani 5 kök 2 bölü karşı kenarımız 5. 5'ler sadeleşirse kök 2 bulunur ki yukarıda bulduğumuz tanjant 1 bölü kök 2'yi ters çevirseydik de zaten kotanjantı bulmuş olurduk. Trigonometrik oranları birazdan bütün sorularda hemen hemen kullanacağız arkadaşlar. Bu slaytımızda da karşımıza çıkacak yine daha önceki birçok konuda kullandığımız gibi 30-60-90 üçgeni var ve bunun bu sefer trigonometrik oranlarını bulacağız. Tek tek yazacağız ve sorularda zaten kullana kullana bazen de ezberimize gelecek artık. ABC 30-60-90 üçgeni verilmiş. Hepimizin bildiği gibi 30 derecenin karşısı birken hipotenüsümüz onun iki katı, 60 derecenin karşısı da 30 derecenin karşısı olan birin kök 3 katı, yani kök 3. Şimdi tek tek bu oranların değerlerini bulalım. Sinüs 30, biraz önce de söylemiştik zaten. Tanımladık bütün sinüsü, kosinüsü, tanjantı, kotanjantı. Dolayısıyla sinüs karşı bölü hipotenüsü olduğu için 1 bölü 2. Kosinüs 30, komşu bölü hipotenüsü olduğu için kök 3 bölü 2. Tanjant 30 arkadaşlar, karşı bölü komşu olduğu için 1 bölü kök 3. Ve kotanjant 30, tanjant 30'un tam tersi çarpma işlemleri. Dolayısıyla ters çevrilmiş hali kök 3 olacak. Şimdi 60 derecenin trigonometrik oranlarına bakalım. Sinüs 60, karşı bölü hipotenüs kök 3 bölü 2, kosinüs 60. Açımızın bu sefer 60 derece olduğunu unutmuyoruz. Komşusu 1 uzunluğunda, hipotenüsümüz 2, 1 bölü 2. Tanjant 60, karşı bölü komşudan kök 3 bölü 1'den kök 3. Ve son olarak kotanjant 60'da tanjant 60'ın tersi veya komşu bölü karşı olarak bakarsak 1 bölü kök 3 oranlar olarak bulunacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi bunları ya ezberleyeceğiz ya da ezberlemeyeceksek her seferinde 30-60-90 üçgeni çizip dikkatli bir şekilde oranlarımızı yerleştireceğiz. Bir diğer anlatımımızda bu sefer de yine çok kullanacağımız 45-45-90 üçgeninden çıkaracağımız 45 derecenin trigonometrik oranları arkadaşlar. Burada da şimdi yine bir ikizkenar dik üçgen elde etmişiz. Bir birim bir birim dik kenarlar hipotenüsümüzde bunun kök 2 katı, yani AC kök 2 uzunluğunda. Şimdi bütün trigonometrik oranları tekrar yerleştirelim. Örneğin sinüs 45, açının karşısı, bu sefer hangi 45'e baktığınızın bir önemi olmayacak. Açının karşısı 1, hipotenüsümüz
kök 2, kosinüs 45, komşu bölü hipotenüs olacak. Keza bu da aynı şekilde. 1 bölü kök 2, tanjant 45, tanjantın en çok karşımıza çıkacak olan değeridir. Karşı bölü komşu, 1 bölü 1'den 1 ve son olarak kotanjant 45. İster biri ters çevirin, ister tekrar komşu bölü karşı yapın, tekrar 1 olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bu açılara dikkat ederseniz, tanjant 45 ile kotanjant 45 1, sinüs 45 ile kosinüs 45 1 bölü kök 2 olarak birbirlerine eşitlerdir arkadaşlar. Bu sorumuzda da arkadaşlar birim çember verilmiş. Orijin merkezi doğal olarak. Veya bir diğer tabirle neydi? Trigonometrik çember. K noktası M virgül 1 bölü 2 bu çemberin üzerinde olarak verilmiş. Yalnız dikkatinizi çekerim. K noktası direkt çember üzerinde birinci bölgede olduğu veriliyor. Yani M kesinlikle pozitif çıkmalı. Absesin pozitif olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Şimdi bu nokta birim çember üzerindeyse ben bu soruyu iki farklı yöntemle yapacağım. İkisini de göstermek anlamında. Birincisi basit Pisagor teoremiyle. K ile O noktası birim çemberin yarıçapı olduğu için bu mesafe bildiğimiz gibi bir birim yapacak arkadaşlar. Bununla beraber K'dan dikmeyi indirirsek, anlatımda da böyle bir şey yapmıştık. Bu mesafe noktamızın ordinatı kadar, şu mesafede noktamızın absisi kadar olacak. Yani M. Bu dik üçgende Pisagor teoremi yaparak rahatlıkla M değerini bulabiliriz. Kısacası 1'in karesi 1, hipotenüsün karesi eşittir M kare artı 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 olacaktır. Buradan M kare eşittir 1 eksi 1 bölü 4'ten 3 bölü 4 ve M'nin değeri de her iki tarafın kare kökünü alırsak kök 3 bölü 2 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Yani doğru cevabımız E seçeneğidir. Peki bir de şöyle yapalım. Hiç o dikme indirmeden, hiç Pisagor yapmadan ne demiştik? Birim çember üzerindeki her bir noktanın bileşenlerinin, yani absesinin ve ordinatının kareleri toplamı kesinlikle 1 yapmak zorunda. Dolayısıyla M kare artı 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 eşittir 1 olacaktır. Buradan tekrardan M kare eşittir 1 eksi 1 bölü 4'ten 3 bölü 4 bulunacak. Burada bir daha tekrar söylüyorum. M'nin pozitif olması gerekiyor. Çünkü absis birinci bölgede pozitif. Onun için negatif değerlerini almayacağım. Kök 3 bölü 2 olacaktır. Tekrar E şıkkını çok rahat bir biçimde bulmuş oluyoruz. Bir diğer sorumuza geçelim. Bu soruda da arkadaşlar bu sefer T noktasının yine birim çember üzerinde olduğu verilmiş. Ancak bu sefer bir açı tanımlanmış. TOK açısına alfa denmiş. Ve o açının sinüs değeri istenmekte bizde. Sinüs neydi? Biraz önce dik üçgende tanımlamıştık. Açının karşı dik kenarı böyle hipotenüs oranı olacak. Buradan şimdi bunu da iki şekilde yine yapabilirim. Bir önceki soruda olduğu gibi. İster 3 bölü 5'in karesi artı m kare eşittir 1 derim. T noktası birim çember üzerinde olduğu için. İstersem dikmeyi indiririm. Bu dikmeden dolayı bakın şu mesafe T noktamızın absisi kadar olacak. Kısacası 3 bölü 5 uzunluğunda. Bu birim çember olduğu için T ile merkez arası zaten 1 santim. Bu mesafede benim yüksekliğim yani M. Kısacası oluşturduğum TOH dik üçgeninde, bu dik üçgende Pisagor teoremi yapacağım M'yi bulmak için. Yani 1'in karesi 1 eşittir M kare. Artı 3 bölü 5'in parantez karesi. O da 9 bölü 25. Buradan da arkadaşlar M kare eşittir 1 eksi 9 bölü 25. Buradan da 16 bölü 25 bulunacaktır M karenin değeri. Buradan da M arkadaşlar yine şunu belirteyim. T noktası koordinat sisteminin birinci bölgesinde. O zaman ordinat değerimiz olan M'in pozitif olması beklenecek. Buradan da 4 bölü karekökü 5 olacaktır. Demek ki bu mesafe 4 bölü 5. Şimdi de sinüs alfa değeri istenmişti bizden. O dik üçgene tekrardan bakıyorum. Sinüs ne demekti arkadaşlar? Açının karşı dik kenarı, yani 4 bölü 5 uzunluğunda burada, bölü hipotenüsü, yani 1. Dolayısıyla cevabımız 4 bölü 5 olarak C şıkkı olarak bulunacaktır arkadaşlar.
Şimdi bu sorumuzda da konu anlatımında zaten bir tane buna benzer bir örnek çözmüştüm. ABC diye üçgene veriliyor. A açısı alfa olarak. 3 birim hipotenüs, 2 kök 2 birim de dik kenar verilmiş. Buna göre kosinüs alfa istenmiş. Şimdi kosinüs bir dik üçgende neydi? Açının komşu uzunluğu bölü hipotenüs uzunluğu. Burada dikkat ederseniz açının karşı uzunluğu var. Dolayısıyla komşu uzunluğu bulmam için, ki bu mesafe t diyelim, Pisagor teoremi yapmam lazım. 3'ün karesi eşittir t kare, aradığım kenar uzunluğu, artı 2 kök 2'nin parantez karesi. Buradan da 9 eşittir t kare artı 2 kök 2'nin karesi 8'den. T kare eşittir 1, t eşittir 1 bulunur arkadaşlar. Şimdi bizden ne isteniyor? Kosinüs. Tekrar ediyorum. Kosinüs alfa bir dik üçgende açının komşu uzunluğu, ki burada alfanın komşu kenarı 1 birim, komşu dik kenarı, bölü dik üçgenin hipotenüsü 3 olacağından doğru cevap D seçeneği olarak 1 bölü 3 bulunur. Biraz daha yeni model soru dediğimiz uygulama sorusuna geçelim. Şimdi deniyor ki burada basamaklar var, merdiven basamakları. Yüksekliği 15 santim, genişliği 20 santim olan merdivenler BC ve AC'ye paralel biçimde ilerlemektedir. Farkındaysanız toplamda 6 tane merdiven verilmiş. Merdivenin yüksekliği 15 santim. Dolayısıyla 6 tane merdiven olduğu için bu sorunun iki farklı çözüm var bu arada. Adım adım anlatalım. 6 farklı basamak olduğu için arkadaşlar, merdivenin B köşesi ile A köşesi arasında yükseklik farkı 15 çarpı 6'dan 90 santim yapacaktır. Bununla beraber merdivenin derinlikleri veya genişliği de söylenebilir, 20 santimden verilmiş. Dolayısıyla B ile C arasında da genişlik farkı oluşacaktır. Her bir merdiven 20 santim olduğu için bunu 6 ile çarptığımız vakit buradan da 120 santim bulunur. Keza yine şuna da dikkat edelim. ABC bir dik üçgen ve 90-120 dik kenarlar. Bunu 9-12-15'in 10 katı olarak düşünebileceğimden dolayısıyla 90 santim, 120 santim, hipotenüsümüz olan BA 150 santimdir arkadaşlar. Şimdi bütün hepsini bulduk. Tekrar edelim. AC ile BC soruda dikme verilmiş. ABC açısının ölçüsü alfa ise sinüs alfanın değeri nedir diye soruluyor. Gayet basit bir şekilde çözeceğiz arkadaşlar. Burada sinüs alfa değerimiz bizim her zaman oluşturacağımız dik üçgende karşı dik kenar bölü hipotenüstü. Karşı dik kenarımız 90 santim, hipotenüsümüz 150 santim. Sıfırlar bunu götürsün. 9 bölü 15 sadeleştirdiğimiz zaman 3 bölü 5 olarak C şık olarak bulunacaktır. Bunu başka bir yöntemle şöyle de yapabiliriz. Bize dikkat ederseniz merdiven basamaklarının tabana ve AC'ye paralel olarak ilerlediği söyleniyordu. Dolayısıyla ben bu alfayı paralellikten dolayı, Z'den dolayı ilk konumuzda görmüştük. Buraya taşıyabilirim ilk merdiveni. Burası 15 santim, burası 20 santim olduğu için 15-20-25 üçgeni bulunabilir burada. Bu üçgenden bakarsam sinüs alfaya, hiç büyük bir üçgeni yazmadan, açının karşısı 15, hipotenüsü 25. 5'e böldüğümüz zaman farkındaysanız yine arkadaşlar 3 bölü 5 sinüs alfa oranını bulabilirdik. Peki bir diğer sorumuza geçelim. Bu da kitaplarda çok göreceğin soru tiplerinden, birim kareli zemin üzerine çizilen ve açılar çizilen doğru parçalarıyla oluşan açıların trigonometrik oranlarını bulmak. Bunu da şöyle sağlayacağız. Bizden tanjant beta ile kotanjant alfanın değerinin çarpımı istenmiş. Şimdi birim kareli zemin ne demek? Her bir ufak karemizin birer kenarı bir birim olacak. Şimdi şunları inceleyelim. Öncelikle beta açısına bakalım. Amaç burada şu. Verilen açıyı içine alan ve tüm kenarlarını bildiğimiz bir dik üçgen bulmak. Bakınız o dik üçgende beta için şurası. Şu açı 90 derece olacağından sadece harflendireyim. A ve C üçgenine bakacağız. Şimdi bu dik üçgende B ile C arası 2 birim uzunluk olarak. A ile B arası ise toplamda 5 birim. Şimdi tanjant alfa ne demekti? Tanjant
ne demekti? Bir dik üçgende açının karşı kenar uzunluğunun komşu kenar uzunluğuna oranı. Kısacası tanjant beta burada, betanın karşısı 5 birim, komşusu 2 birim olduğu için 5 bölü 2 olacak çarpı. Şimdi gelelim kotanjanta. Yalnız burada şöyle bir durum var. Alfa açısının ait olduğu bir dik üçgen var ama karşı kenarı bilmeme rağmen komşu kenarı bilmiyorum. Dolayısıyla alfayı benim bildiğim bir dik üçgen içinde taşımam gerekiyor. Bunu da şöyle sağlayacağım. Sonuçta buradaki tüm kareler birbirlerine paraleller. Alfayı ben paralellikten dolayı buraya alabilirim. Üst tarafa doğru taşıdım. Şimdi burada da bir dik üçgen var. Hatta o dik üçgeni de harflendirelim. K, L ve M dik üçgenim var. Şimdi bu dik üçgende alfanın karşısı olan LM uzunluğu toplamda 7 birim. Komşusu olan KM uzunluğuysa 4 birim. Şimdi kotanjant ne demekti arkadaşlar? Bir dik üçgende açının komşu kenar uzunluğu ki burada 4 bölü karşı kenar uzunluğu ki burada 7. Dolayısıyla bu ifadeleri çarptığım zaman istediğim sonucu elde edeceğim. Önce sadeleştirme yapalım. 2 kere 5 10. 10 bölü 7 olarak C şıkkı bulunacaktır. Bu soruyu da çözdükten sonra şimdi yine güzel güncel bir soru tarzı daha gelmiş. Şimdi K ile T arasında öncelikle bir merdiven konuyor. Duvara dik bir durumlu. Daha sonra merdiven üst tarafı K üstüne, alt tarafı da T üstüne çekiliyor. Başka bir dik üçgen oluşturuluyor. Bunlar arasındaki trigonometrik oranlar soruluyor. Şimdi soruyu en baştan itibaren bir daha okuyalım. İlk durumda KT uzunluğundaki merdiven yere dik durumlu duvara dayandırıldığında yer düzlemiyle beta açısı yapmaktadır. Okey. K merdiven K noktasından K üstüne 9 metre kaydırılıyor. Bakın. Şurası 9 metre olacak. T noktası da T üstüne gelerek alfa açısı yapıyor. Bu da tamam. İlk durumda bize tanjant beta verilmiş arkadaşlar. Yani karşının komşu oranı 24 bölü 7 verelim. Üstüne bile P ile T arası 7 metre verilmiş. Şimdi tanjant ne demekti bir dik üçgende? Açının karşı kenar uzunluğu bölü komşu kenar uzunluğu. Şimdi açının karşı kenar uzunluğu K ile P arası. Yani bu 24 ile orantılı. Komşu kenar uzunluğuysa 7 ile orantılı. Şimdi 7 ile orantılı olan mesafe zaten 7 metre ise o zaman açının karşısı olan KP de 24 metre yapacak. Keza 24'ten de biz 9'u çıkardığımız vakit K üssü ile P arasına 15 metre mesafe kalacak. Bununla beraber daha da önemlisi KPT üçgeni 7, 24, 25 üçgeni olacak. Bunun anlamı şu, merdivenin uzunluğu 25 metre. Yine bunun anlamı demek ki K üssü ile T üssü arası arkadaşlar şu gösterdiğim mesafe 25 metre olacak. Son duruma tekrar ele alalım. K üssü PT üssü üçgenine bakacağız burada da. Burada dikkat ederseniz 15 dik kenar, 25 hipotenüs. O zaman diğer dik kenar 15, 20, 25 özel kenarlı dik üçgenlerini göstermiştik daha önceki konularda. 20 metre olacak. P ile T üssü arasındaki mesafe. Keza bize sorulsaydı ki bu soruda sorulmuyor. T ile T üssü arasındaki mesafede 20'den 7 çıkardığımız zaman 13 metre bulunacaktır. Demek ki aşağı doğru merdivenin alt kısmı 13 metre kaymış. Şimdi devam edelim. Son olarak bizden kotanjant alfa istenmekte. Kotanjant ne demekti arkadaşlar bir dik üçgende? Açının komşu kenar uzunluğu bölü karşı kenar uzunluğu. Açının komşu kenar uzunluğu 20 metre. Karşı kenar uzunluğuysa farkındaysanız 15 metre. 5 ile sadeleştirirsek 4 bölü 3 kotanjant alfayı bulmuş oluruz. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet, hem özel kenarlı dik üçgenler hem de trigonometrinin kullanıldığı güzel bir soruydu. Şimdi bir diğer sorumuza geçelim. Evet, bu da yine yeni model TYT sorularına benzer bir soru. Şimdi İstanbul'da birbirleriyle dik durumlu caddeler verilmiş. Bu caddelerin de üzerindeki noktalar arasındaki mesafeler de veriliyor. Mesela A ile B arası 900 metre verilmiş. Tek tek bunları yazarak ilerleyelim. C ile B arasındaki mesafe 400 metre. C ile D arası mesafe
600 metre ve son olarak D ile K arasındaki mesafede 1200 metre olarak veriliyor. Devam edelim. Uzunluğundaki yollardan geçerek A'dan K'ya ulaşmaya çalışan işte araç sahibinin talebi üzerine BAK alfa açısı olacak şekilde A'dan K'ya yeni bir direkt olan kestirme bir yol yaptırılmış. Oluşan yol haritasına göre sinüs alfa nedir diye soruluyor. Şimdi bunu şöyle yapacağız. Öncelikle biz bir açının sinüsünü bulabilmemiz için açının karşı kenar uzunluğunu ve hipotenüs uzunluğunu bulmamız lazım. Onu da şöyle sağlayalım. Ben bunu direkt olarak buraya uzattığım vakit, hatta bu noktaya da P noktası diyelim. C, B, P, D bir dikdörtgen oluşturuyor. Karşılık kenarların eşitliğinden 600 metre ve 400 metre olacak ki P ile K arası 1200'den o zaman 400'ü çıkarırsak 800 metre olarak bulunacak. Şimdi tamamen konsantrasyonumuzu A, P, K üçgenine odaklayalım. Şimdi farkındaysanız A ile P arasındaki mesafe 600-900'de arkadaşlar 1500 metrelik bir mesafe. Bununla beraber P ile K arası da 800 metrelik bir mesafe. Yine eski bilgilerimize gidiyoruz. Özel kenarlı dik üçgenlerde hatırlayın 8-15-17 üçgeni vardı. Burada 8-15-17'nin 100 katı bir üçgen çizilmiş. Dolayısıyla 8-15 normalde A ile K 17 olurken 2 sıfır daha ekleyeceğiz. 1700 olacak. Yani 1700 metrelik bir mesafem var. Şimdi benden oluşturduğum üçgende sinüs alfa isteniyor. Sinüs alfa ne demekti arkadaşlar? Açının karşı kenar uzunluğu ki burada PK 800 metre bölü hipotenüs uzunluğu ki burada AK 1700 metre. Sıfırlar birbirini götürürse doğru cevap basit bir şekilde 8 bölü 17 olarak bulunacaktır ki C şıkkı doğru cevabımızdır. Evet arkadaşlar, bu sorumuzda da yine güncel bir TYT sorusu önümüzde. T noktasına bir iple bağlanmış olan bilye diyor. İlk durumda yerden 70 santim yüksekliktedir. Bilye alfa açısı kadar hareket ettirildiğinde yerden 100 santim yüksekliğe çıktığına ve tanjant alfa 3 bölü 4 olduğuna göre ipin uzunluğu kaç santimdir deniyor. Şimdi bu tarz sorularda şöyle yapıyorduk. Şunu merkez olarak alırsak şöyle bir dikme indirelim öncelikle. Bu noktaya işte A noktası diyelim, bu noktada B noktası olsun. Yerden alfa açısıyla yukarı çıktığı zaman. Şimdi kısacası burada A ile H arasındaki mesafe 100 santim olduğu için B ile P arasındaki mesafe de 100 santim olacak. 70 santim burada verildiğine göre aşağıdaki uzunluk. O zaman bir kere şu mesafeye 30 santim kalıyor. Bu birincisi. İkincisi bize tanjant alfa 3 bölü 4 olarak veriyor. Tanjant ne demekti arkadaşlar? Açının karşı kenar uzunluğu bölü komşu kenar uzunluğu. Şimdi açının karşı kenar uzunluğuna 3 tane K diyelim. Oransal olarak vereceğiz. Komşu kenar uzunluğuna da 4 tane K diyelim. Şimdi burada bilmemiz gereken iki şey var. Birincisi TAB üçgeni farkındaysanız 3-4-5 üçgeni. Yani 3K 4K ise o zaman ipin uzunluğu olan TA mesafesi 5K yapacak. Ancak şunu da biliyoruz biz. Sonuçta bu aynı ipe bağlı ve aynı bilye. A ile T arasındaki mesafe yani 5K eşit olmalı T ile ilk durumdaki mesafe yani ilk durumdaki ipin uzunluğu o da 4K artı 30. Buradan arkadaşlar K eşittir 30 santim bulunur. Bizden ne istiyor orada? İpin toplam uzunluğu. İpin toplam uzunluğuna biz 5K demiştik. 5 çarpı 30'dan 150 santimlik yani 1,5 metrelik ama burada santim isteniyor. 150 santimlik bir uzunluk bulunur ki bu da doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu göstermektedir. Evet, dar açıların trigonometrik oranları dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.